Biyolojik çeşitliliğin ekosistem hizmetleri açısından, özellikle biz insanlar için neden önemli olduğundan bahsedelim. Yüzyılın ortasına kadar tür zenginliğinin yüzde yirmisini kaybedeceğimizi düşünürsek, bunun bizim için neden önemli olduğunu düşünelim. Bu kayba endişelenmeli miyiz? Neden birçoğumuz bu durumdan endişeleniyoruz? Biyolojik çeşitlilik üç açıdan bizim için önemli. Bunların birincisi direkt hizmetler. İkincisi dolaylı hizmetler ve sonuncusu da estetik ya da etik etkidir. Bu gezegendeki biyolojik çeşitlilikten birçok şeyi direkt olarak alıyoruz. Yiyecek, kıyafet, ev, ulaşım, ilaçlar, tıbbi malzemeler ve bazı durumlarda enerjiyi bile. Tüm bunlar farklı ekosistemlerin direkt ürünü. Tabii ki besin en önemlilerinden biri. Ana besin maddeleri farklı ekosistemlerde çeşitlilik gösterse de besin besindir. Mesela Peru'da farklı türde bir yabani domates yetişmekte. Bu Peru domatesleri tüm yaz boyunca yediğimiz domateslerden farklı bir türe ve genetiğe sahip. Bu tür her gün yediğimiz domateslerle döllenirse melez domateslerin hasatı %50 artar. Eğer Peru domateslerinin neslinin tükenmesine izin versek bu verimli sonucu alamazdık. Biyolojik çeşitliliğin bu özelliğine sahip olmasak genetik çeşitliliğe erişimimiz söz konusu olamazdı. Biyolojik çeşitliliğin bir başka direkt hizmeti de barınmadır. Önceleri organik malzemelerden ev yapardık. Aslında bugün bile ev yapımında ağaç kullanabiliyoruz. Peki ya ilaçlar? Neredeyse tüm ilaçlar Organizmaların kendi ortamlarındaki davranışları incelenerek geliştirilmiştir. Yani bu organizmaların nasıl etkileşimde olduğu ve bu etkileşimlerde hangi kimyasalları kullandıkları incelenerek. Madagaskar'da izole bir ortamda yetişen Cezayir menekşesi buna çok iyi bir örnek. Bu bitkinin şu anda çocuk lösemisi tedavisinde kullanılan birkaç ilginç kimyasalı ürettiği ortaya çıkmıştır ve yine bu çiçeğinde soyu tükenmiş olsa bu ilaçlara sahip olamazdık. Biyolojik çeşitliliğin önemini düşünürken çoğu insanın unuttuğu noktalar sağlıklı ekosistemler tarafından bize sunulan dolaylı servisler kategorisindedir. Mangrove adı verilen ağaçların yetiştiği tropikal ülkelerin kıyı bölgelerindeki mükemmel bataklıkları düşünelim. Bu ağaçlar tuzlu suda yetiştiğinden kıyı ve deniz arasında yarı deniz ormanı şeklini alırlar. Mangrov ağaçlarının birçok türü bulunmakta. Ve hepsi doğal çevre ve bize çok fayda sağlayan sağlam bitkilerdir. Sahil şeridini erozyon ve dalgalardan korurlar. Bazı organizmaların yaşam alanıdırlar. Ve bazıları da bizim için önemli besin kaynağıdır. Ne yazık ki dünyanın bazı bölgelerinde karides balıkçılığı için bu ağaçlar yok edilmekte. Buralardaki insanlar mangrove ağaçlarını kaldırıp yerine karides çiftlikleri kurarak kıyı bölgesinin ekonomisine katkıda bulunduklarını düşünmekte. Ancak değerine bakıldığında karides çiftlikleri hiç bozulmamış bir mangrove bataklığının orijinal değerinin üçte biri ya da çeyreği kadar bir değere sahip. Bunun nedeni, mangrovların fırtına ve erozyona karşı sağladığı koruma ve balık gibi besin kaynaklarıdır. İnsanların ekosistemin değerini anlamaları için bu tür şeylere para değeri verebilirsiniz. Bazen bu, ekosistem hizmetlerinin öneminin anlaşılması için tek yoldur. Birkaç yıl önce Doğu kıyısındaki bu belki adını duymuş olduğunuz şehirde, New York'ta, su kaynağı ile ilgili bir sorun vardı. New York bölgesine akan nehirler ve bunların kaynakları bu bölgedeki biyolojik çeşitliliği yok edecek derecede kirliliğe ve çevresel bozulmaya maruz kalmıştı. Şehir yetkililerinin cevaplaması gereken bir soru vardı. Su kalitesi problemini uygun maliyetle nasıl çözebiliriz? Suyu temizlemek için bölgede arıtma tesisi kurmak 6 milyar dolara mal olacaktı. Ve bu arıtma tesislerine Sudaki çevresel bozulmayla gelen zararlı maddeleri yok etmesini sağlamak için her yıl 300 milyon dolar daha harcanması gerekiyordu. Daha sonra bu bölgeleri temizleyip çevresel faktörleri geri getirmenin ne kadar apatlayacağına baktılar. Yani normalde oradaki ekosistemin ve barındıracağı biyolojik çeşitliliğin o bölgede yapabileceği şeyi hesapladılar ve gördüler ki orada oluşacak Sulak arazi ekosistemi sayesinde su kendi kendine temizlenebilir ve kimyasal maddelerden kurtulabilir. Sulak araziler tehlikeli kimyasalların geri dönüşümü, bu kimyasalların sudan ayrıştırılması ve suyun temizlenmesi için mükemmel yerlerdir. Bu yenileme için 10 yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcanacaktı. İlk seçenekten oldukça düşük. Bu yüzden cevap oldukça açıktı. 10 yılda 1 milyar dolar harcanacaktı. Bu yöntem sadece suyun kalitesini arttırmayacak, başka bir işe de yarayacaktı. Bu örnekte biyolojik çeşitliliğin öneminin son noktasını oluşturmakta. Yani biyolojik çeşitliliğin sağladığı etik ve estetik etkiden bahsediyorum. Aslında bu hizmetler en önemli kısım olabilir. Biyolojik çeşitlilik Ekosistem hizmetleri ve çevresel hizmetlerdeki düşüşlere direkt ve dolaylı bir parasal değer vermek mümkün. Ancak etik ve estetik etkilere parasal değer vermek oldukça zor. Parka gitmek oldukça pahalı diyebiliriz ya da görüntünün tadını çıkartmak için dürbüne 1 lira atabiliriz ama burada bundan bahsetmiyorum. Burada değer geleceğe ne bıraktığımızla ölçülür. Biyolojik çeşitlilikteki düşüşü biyolojik çeşitliliğin ve türlerin yok olmasını tamir edemeyiz. Kaybolan biyolojik çeşitliliği geri getiremeyiz. Yani çocuklarımız tükenmiş bir dünyayı miras alırlar. Gelecekte sahip olacakları çevrenin etik ve estetik değeri düşecek. Buna nasıl parasal bir değer verilebilir? Bizler doğanın memurlarıyız ama aynı zamanda kirliliğe, aşırı avlanmaya Yaşam alanı tahribatı ve türlerin yok olmasına neden olan davranışlarımızla çevresel kalite ve ekosistem üzerinde önemli bir etkiyiz. Kimse sadece tahıl, mısır, kara hindiba, inekler ve bizim olduğumuz bir dünya istemez. Bu gelecekte bir sürü problem ve dengesizlikle dolu oldukça basit bir ekosistem. Biyolojik çeşitliliği besin zincirindeki türlerin yok olmasına indirgersek, bu, sistemin ekolojik çöküşüne sebep olur. Bu çöküşü izlemekle kalmayacağız. Biz de bunun bir parçası olacağız. Biyolojik çeşitliliğin bulunduğu ekosistemler, yaşamak ve ziyaret etmek için mükemmel yerler. Görülecek çok şey var. Bu yerler sizi mutlu, sakin, anlayışlı ve heyecan dolu hissettirebilir ve dünyanın ne kadar eşsiz ve harika olduğunu hatırlatabilir. Sonuçta hepsi bizim. Burada toplumsal psikolojinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu etki, zengin ve sağlıklı ekosistemlerin ekonomik olarak ölçülebilecek direk ve dolaylı servislerine dikkat etmemizi sağlarken, aynı zamanda gelecek nesillere miras bırakacağımız bu çevrelerin etik ve estetik değerine de önem göstermemizi sağlıyor.